derken biz kendimiz yaparız diye düşündük ama yapamadık. Üretimi tamamladığımızda tekrar ürün geldiğinde tekrar 40 gün beklemek zorundayız. Müşterinin talebini karşılayamıyoruz bu noktada. Bize biraz bu işin duygusal tarafını anlatsan. Bu işte eşim hiç destek olmadı. Az önce de söylediğim maalesef başladığım dönemde. Vallahi bir alkışlıyorum. Arkadaşlar merhaba. Yine içimizdeki güç programı ile birlikte bir aradayız. Bugün size bir yıldır peşinden koştuğum bir girişimci kadın arkadaşımızı tanıtacağım. Emine Tu adında bir kadın girişimcimiz var. Markasının adı da aslında yerelde şeker mantarı diye geçiyor. Ancak işini büyütmek istediği için White Chomp adında bir markayı geliştiriyor. Şimdi kendisini ağırlayacağız. Emineciğim hoş geldin. Hoş buldum. Gerçekten bir yıldır seninle bir türlü bir araya gelemedik. Bizim danışmanım Zeyno seninle sürekli irtibata geçti. Ama pandemi girdi, yaz girdi, hastalıklar vesaire benim müsait olmama durumum. Önemli değil, geç olsun ama güzel olsun. Öyle söyleyelim. Samsun'da yaşıyorsun. İki tane çocuk annesisin. Çok gençsin, 35 yaşındasın. Önünde çok uzun yıllar var. Tarım Bakanlığı'ndan almış olduğun hibeler var ve bu hibeler sayesinde geliştirdiğin bir işin var. Şimdi ben Emine Tu kim desem, sen kendini bize nasıl anlatırsın? Çarşamba'da Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı'nda 6 aylık süreyle çalışıyordum. 2015 yılında işten ayrıldım. Şöyle, eşim özel sektörde çalıştığından dolayı farklı bir şehre taşınalım, yerleşelim. Orada iş alanları daha yüksek. Hepimiz için iyi olur dedi ve biz Tekirdağ, Kırklareli, Lüleburgaz'a taşındık. Bir de bir şey daha söyledim, hiç arkadaş edinemedim dedi. Evet. Çalışmaktan kaçmıyordun aslında, hayır, değil mi Emine? Hayır, çalışmak zorundaydım çünkü. Sürekli araştırıyordum. Tarım Bakanlığı'nın bu genç çiftçi hibe projelerini araştırıyordum. Çünkü annemlerin evinin arkasında bir arsamız vardı kullanabileceğimiz şekilde. Sürekli araştırıyordum. Mantar üretimiyle ilgili de pek bilgiye sahip değildim. Hani herkes gibi görüyordum, internetten takip ediyordum. Evet. Ama üretim aşamasında hiçbir teknik anlamda bilgiye sahip değildim. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kırsalı desteklemek amaçlı açmış olduğu genç çiftçi projesi. Başlığımız bu. Peki bu proje nedir? Köyüne dönüş yap, desteğini al sloganıyla Tarım Bakanlığı tarafından genç çiftçilere yönelik yapılmış bir çağrıdır. 18 ila 41 yaş arasında iseniz ve bir proje fikriniz varsa bu hibeden yararlanabiliyorsunuz. Gerekli şartları tabii yerine getirdikten sonra alabileceğiniz hibe miktarı ise 30.000 TL. Hangi konularda başvurularda bulunabileceksiniz? Fidan ve fide yetiştiriciliği, arıcılık faaliyetleri, ipek böceği tesisi ve yetiştiricilik faaliyetleri, kültür mantarı yetiştiriciliği, Emine Hanım'ın başvurmuş olduğu hibe programı gibi, küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık faaliyetleri, çiftlik kurulumuna yönelik olarak organik ürünler, yürüyen tavuk kanatlı tavuk yetiştiriciliği faaliyetleri gibi bu başlıkları zaten www.genççiftçi.tarim.gov.tr adresinden bu bilgilere de ulaşabilirsiniz. Bu sayfaya girdikten sonra hemen yeni çiftçi kaydınızı oluşturuyorsunuz ve o oluşturduğunuz sayfanın altında başvuruda bulunabileceğiniz hibe başlıkları geliyor. Bunun için TC vatandaşı olmanız yeterli, 18 ila 45 yaş arasında olmanız yeterli, vergi mükellefiyeti olmanız gerekmiyor, örgün eğitimde içinde olmanız gerekmiyor, okur yazar olmanız gerekmiyor. Pardon, çok affedersin. Evet, okur yazar olmanız gerekiyor ki zaten bütün bunları yapabilesiniz. Burada hemen parantezi kapatıyoruz. Neler yaptın Emine? Birinci tesisini açtın. Birazcık orayı anlatsana bana, o hikayeyi. Hani döndün, işte Tekirdağ bıraktın, tekrar memleketine döndün. Büyük bir heyecan var. Kim arkanda duruyor? Kim seni destekliyor? Kim yanında duruyor? Evet, annem ve babam çok destek oldular bana bu konuda. Çocuklarım da zaten benim gibi alışamamışlardı oraya. Sadece eşim biraz problem çıkardı. İkametgahıma tekrar taşımam gerektiğinde evet. Olmayacak. Oradaki ev, eşyalar 3 ay evde hiç kimse kalmadı. Ben evet. Annemlerde kaldım. Hasata başlayana kadar.
Peki tesisi nerede kurdun? Hemen o bahçeye mi kurdun? Evet. Peki o bahçede tesisi kurduktan sonra ne zaman sonra istihdam alanı yaratmaya başladın? O hibeyi nasıl kullandın daha doğrusu? İlk başladığımızda, ilk üretim dönemimizde insanlarda böyle bir merak vardı. Ne yapıyorlar burada? Nasıl üretim yapılıyor? Sürekli gelip gidiyorlardı. Hmm. O zaman çalışanımız yoktu. Kendimiz yaparız diye düşünüyorduk. Bir de tecrübesizlik de var. Sağ olsun ziraat mühendisimiz bize sürekli söylüyordu. Hasat döneminde işte 4 kişi gece çalışacak. Çünkü çok yoğun oluyor. Bir anda mantarlar büyüyor, şu bu. Derken biz kendimiz yaparız diye düşündük ama yapamadık. Hmm. O noktada annemlerin evinin etrafındaki bayan arkadaşlar geldiler. Nasıl yapıyorsunuz? Öyle böyle derken bizimle o günden sonra çalışmaya başladılar. O dönem tabii yemli usulü çalışıyorlardı. Hmm, hmm. Hasat dönemlerinde işte toprak serdiğimiz dönemler oluyor o dönemlerde. Daha bu yaklaşık bir yıl bu şekilde devam etti. Daha sonra ürüne çok fazla talep geldiğinden dolayı ikinci tesisi neden kurmayalım dedik. Hı hı. Sürekli bir sirkülasyon olması gerekiyor. Üretim dönemi 40 bin olduğundan dolayı üretimi tamamladığımızda tekrar ürün geldiğinde tekrar 40 gün beklemek zorundayız. Müşterinin talebini karşılayamıyoruz bu noktada. Bir tesisteki hasatı tamamladığımızda diğerine başlamak gerekiyordu, değil mi? Evet. Onun için erkek kardeşim kredi çekti özel bir bankadan. Ona da aynı şekilde tesis kurduk ve bu şekilde sirkülasyonla iki tesiste üretim yapmaya başladık. Yine bir yıl sonra aynı şekilde üçüncü tesisi kurduk. Yani bunu da yine Tarım Bakanlığı'ndan ablamın adına Genç Çiftçi Projesi'ne başvurduk. O da olumlu sonuçlandı. Ne kadar güzel. Çok güzel, evet. Muazzam bir şey değil mi? Yani insanların ailesi, yani bu bir kere girişimci kadınlarda en önemli şeylerden bir tanesi ailenizin desteğinizi arkanıza almak. Siz de biliyorsunuz neredeyse 30 tane yayın yaptık. Gelen bütün kadınlarda annelerinin, babalarının, onlara olan inançlarının onları ne kadar ileriye taşıdığını gördük. Eşler genelde hep aynı şeyi yapıyorlar. İlk başta biraz böyle bir desteklemiyorlar. Başıma iş mi çıkartacaksın şimdi diyorlar. Ama sonra kadın başarılı olmaya başlayınca bu sefer onlar da destek olmaya başlıyor. Bütün kadın hikayeleri böyle, girişimci kadın hikayeleri. Ama bakıyorum, bakın arkadaşlar. Emine 5 sene içerisinde almış olduğu 28 bin liralık hibe ile mantar yetiştiriciliği tesisini babasının evinin arka bahçesine kuruyor. Yetmiyor üzerine ikinci tesisi açıyor. Yetmiyor üzerine üçüncü tesisi açıyor. Ve bugün 12 tane kadın senden. Bizimle birlikte çalışıyorlar. Seninle birlikte 12 kadın istihdam ediliyor. Ve bunlarla birlikte sen bir düzen kuruyorsun oraya. Bir ekonomi yaratıyorsun. Muazzam bir hikaye. Yani Tarım Bakanlığımızın bu anlamdaki desteklerini birinci elden nasıl bir faydaya dönüştüğünü görmek açısından Emine'nin hikayesi çok güzel. Emine bence şunun farkına var. Bence bunu hani kendini bu anlamda gerçekten kendine olan güvenini daha da güçlendir. Çünkü 5 senede tamam mı ortada hiçbir şey yokken sana sunulan, Tarım Bakanlığı'nın sana sunmuş olduğu bir hibe ile sen bugün 3 tane tesis, 12 tane insan çalıştıran bir işverensin. Yani bir aslında tırnak içerisinde patronsun sen, hani patron değilim diyorsun ama öyle yani. Hani biz hani o patronluğu hem kendimiz hem de sevdiklerimiz kazansın anlamında söylüyoruz. İnşallah hani bu yurt dışı meseleleri de bir an önce senin için şey olur, hayata geçer ve sen yurt dışına da ihracat yapan, İnşallah. Mantar üreten bir kadın girişimci, işveren olursun. Ben o ışığı görüyorum ama sende. İnşallah hocam, sağ olun. Peki, bu süre içerisinde sana destek olanlar kimler? Kimler sana inandı? Sen hani neler yaşadın? Bize biraz bu işin duygusal tarafını anlatsan. Bu işte eşim hiç destek olmadı. Az önce de söylediğim gibi maalesef başladığım dönemde. Şu an desteğini esirgemiyor sağ olsun. Annem babam çok destek oldu. Üretime, yani bu kararı verdiğim günden itibaren hala
yine Allah eksikliklerini göstermesin. Amin. Yine destekliyorlar her şekilde. Ama etrafımdaki arkadaşlarım, akrabalarım, herkes, onlar aslında bana söylerken işte yapamazsın, olmaz, bu işe girilir mi? Bu işin çok zorlukları var. Aynı sektörde olan insanları araştırmak için sorduğumda bile önce bir bakıyorlar dış görünüşüme. Sen bir bayan olarak yapamazsın. Bunun çok fazla zorluğu var. Evet, zorluk yaşadım. Ama onları o anda duymadım ben. Aslında onlar bana bu işten vazgeçmemi söylerken hiç farkında olmadan beni daha çok inandırıyorlardı. Daha çok böyle motive oluyordum. Onlar aksini söyledikçe ben aksini düşünüyordum. Harikasın. Vallahi bir alkışlıyorum. Gerçekten bu motivasyon, bu motivasyon hepimiz için geçerli. Sen kadınlarımıza yaşadığın bu hikayeden yola çıkarak ne söylemek istersin, ne bahsetmek istersin, onları alalım. Ondan sonra da ben tarımda genç girişimcileri destekleme projesini anlatacağım. Tamam. Kesinlikle bir hedefe odaklandığınızda inancınızdan vazgeçmeyin. Tabii ki zorluklar yaşayacaksınız. Keza ben de birçok zorluk yaşadım. Ama her yaşadığım zorluk, dediğim gibi, beni daha ileriye taşıdı. Daha iyi yerlere getirdi. Siz de inancınızı kaybetmeyin ve bayanlar olarak biz istedikten sonra hiçbir şey bizi yıldıramaz. Hep bunun bilincindeyim, bunun inancındayım. Sizler de vazgeçmeyin. Hepimizin yolu açık olsun diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ayağına sağlık, yüreğine sağlık. Ederim. Bugünlük bu kadar. Sevgiyle kalın, mutlulukla kalın. Sakın hayallerinizi ötelemeyin. Bir sonraki sefere görüşmek üzere. Hoşça kalın.